Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. E, bu vesileyle de e, mübarek berat kandilinizi tebrik ediyorum. Kandil akşamı yapıyorum bu dersi. E, Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Sağlıklı, afiyetle, inşallah e, hayırla idrak edelim Ramazan-ı Şerif'imizi. Cabiri derslerimizi... En son saltanat üzerinden yapmıştık değerlendirmeleri hatırlayacaksınız. Bugün son derece önemli bir konuyu ele alacağız. İmamet mitolojisi Cabiri merhumun kendi başlıklandırması ile söyleyecek olursak, İmamet mitolojisinin Arap siyasi aklın oluşmasındaki rolünü inceleyeceğiz. Fakat burada hemen daha dersimizin başında belirtmeliyim ki Cabir Merhum bu bölümü yazarken doğal olarak e, konuyla ilgili oldukça geniş tarih kaynaklarından ele aldığı konunun e, özellikle rol modelleri, başrol oyuncularını e, dikkate alıp onları üzerinden oldukça yoğun bir içerik, tarihi bilgi aktarımı yaparak Konuyu ele aldı bize sundu anlattı. Böylece bu kitabı okuduğunuz zaman da göreceksiniz. Aşağı yukarı bir 45 sayfalık bölümü özetleyeceğim size 335'ten 380'e kadar olan bölümü. Tabi burada biz Arap siyasi aklının oluşum safalarını incelerken dikkat etmemiz gereken husus meselenin özü, ana fikri ve aklımızda kalacak olan yönlerini ön plana çıkarmak ve üzerinde durmak olmalıdır. Ben tekim ben de öyle yapacağım. Tabi burada bir kitap yazmak ve bir kitapta bu konuyu ele almak ve onun gerektirdiği bir üslupla meseleyi ortaya koymakla benim yaptığım gibi o kitabın ee, okumalarını yapmak, değerlendirmelerini yapmak, üzerinde müzakerede bulunmak söz konusu olduğunda burada öne çıkan hususun ana fikir olduğunun bir kere daha altını çizmek istiyorum ve ben de bugün konunun ana fikrini zatı hallerinize e, arz etmeye çalışacağım. Bu hususu sizinle paylaşacağım. Umarım bunda başarılı olurum. Çünkü e, bu okuyacağımız konu aslında Arap siyasi akıl projesinde e, Cabir Merhum'un son konusu denebilir. Bundan sonra üç derslik konumuz daha kaldı. O konular bu konuyla e, elbette doğrudan alakalı konular ama siyasi aklın oluşumunda rol üstlenmiş olan e, faktörleri dikkate aldığımızda bugün görüyoruz. E, İmamet mitolojisi konusuyla aslında meseleyi sonuçlandırmış olacağız. Peki tam da burada biz e, bu konuyu ele alırken nereden başlamalıyız? Mevzuyu nasıl ele aldığımızda Cabir Merhum'un 40-45 sayfalık e, bölümde anlatmış olduğu hususu siz değerli izleyenlerime ve sevgili öğrencilerime onların anlayacakları ve istifade edecekleri Ölçüde anlatabilirim. Şimdi müsaadenizle tahtamızı açalım. Oradan e, dersimize inşallah devam edelim. E, gördüğünüz üzere Cabiri okumaları çok şükür 63'teyiz. 63. Cabiri okumalarındayız ve e, İmamet mitolojisi bu Cabiri merhumun kendi başlıklandırması olduğu için e, o başlıklandırmayı aynen yansıttım. 335 380 sayfaları arasını konuşacağız, müzakere edeceğim. Tarihimizde bugün ayın 24'ü. Şubat'ın 24'ündeyiz. 2024'te. Evet efendim. Konuya İmamet mitolojisinin neden böyle bir başlık seçilmiş olduğuna ilişkin hemen girmeden önce şu ifadeleri Şöyle bir renklendirecek olursak İmamet mitolojisi bizim dersimizin ana kavramı bu. Bundan önce cabir Merhum'un bölümün içinde de kendisinin sıklıkla atıfta bulunduğu üzere özellikle ikinci kitap Arap aklının mahiyetine ilişkin analizi bünyetül aklil arabi olarak ele aldığımız Arap aklının yapısal mahiyetini analiz yaptığımız derslere sıklıkla atıfta bulunarak, konuyla onunla ilişkisini kurar ve şu bölüme bakılsın, şu bölüm okunsun, şu kitaba e, efendim müracaat edilsin diye de okuyucularına referansta bulunur. Şimdi biz bu dersleri yapmış e, olarak, bu mevzuları konuşmuş olarak bu dersleri işlediğimize göre... Ben de bugünkü dersi izleyen izleyicimizin ve öğrencimizin bundan önceki dersleri de dinlemiş olduğunu varsayarak konuşuyorum normalde. Ama olur ki müstakillen bu mevzuyu merak eder. Bu hususu acaba neymiş diye dinlemek isteyebilir bir izleyicimiz ya da öğrencimiz. Onu da biraz dikkate alarak konuyu ele almaya ve üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi Cabir Merhum'un temel projesi ikinci kitapta Arabaklı'nın yapısal analizini ele aldığımızda Arabaklı bizim karşımıza tabi bu Arabaklı ifadesini aynı zamanda epistemoloji olarak biliyorsunuz ifade ettik. Bu Arabaklı'nın üç Arap aklı üç akıldan oluştuğunu ve üç epistemolojiye tekabül ettiğini konuştuk. Bunlardan bir tanesi beyani epistemolojiydi. Diğeri irfani epistemoloji. Diğeri de burhani epistemoloji. Şimdi irfani epistemoloji dediğimizde bunu her zaman iki noktadan ele alıyoruz. Birisi Şii irfanı, Şia. Diğeri de tasavvuf. Sufi irfan. Burhan'da felsefe, filozoflar. Şimdi bu tabloyu neden çizdim? Çünkü bugünkü dersi konuşabilmemiz için ya da sağlıklı anlayabilmemiz için bu tabloya ihtiyacımız var. Onun için e, dikkatlerinizi istirham edeceğim. Şöyle bir çerçeve belirleyerek yolumuza devam edecek olursak, en sondan başlayalım. Burhani epistemolojinin, felsefenin siyaseti Farabi örneğini verelim. ...bağlı bulunduğu gelenekle de ilişkisini kurarak... ...Farabi... ...el Medinetül Fazile... ...değil mi? Başta bu eser olmak üzere... ...birçok eserinde... ...Farabi merhum... ...siyasete ilişkin, devlete ilişkin... ...pek çok fikir ve görüş... ...beyan etmiştir. Fakat... ...hemen... ...dersimizin başında... ...net bir biçimde ifade edelim ki... Felsefi devlet algısı ya da burhani epistemolojisinin siyasi düşünceleri ve görüşleri ne muhalefet olarak ne de iktidar olarak bir karşılık bulmuştur. Yani el-Medine'tul Fazıla hani tırnak içinde ütopik olarak görülebilecek bir devlet algısı bir siyaset, bir dünya görüşüne tekabül eder işte Farabi'nin e, Bilge Kralı'nda pardon e, e, adı dilimden e, gitti Platon'un pardon Platon'un Bilge Kral üzerine inşa ettiği devletine baktığımız zaman gördüğümüz şeyleri Farabi'de de belli ölçülerde görmemiz mümkündür. Dolayısıyla e, bunu Cabiri kitabına konu etmedi. Belki bundan sonraki o üç dersteki değerlendirmelerde kısmen yine bunlara değineceğiz ama haklı olarak iktidar ve muhalefet açısından bir karşılığı bulunmadığı için filozofların devlete ilişkin görüşlerinin ya da siyasete ilişkin beyanlarının ve eserlerinin Arap aklının, Arap siyasi aklının teşekkülünde Cabiri bu epistemolojiye bu bölüme yer vermemiştir haklı olarak. O halde geriye ne kalmıştır? Arap siyasi aklı dediğimiz zaman burada beyane epistemoloji ve şii epistemoloji kalmıştır. Peki tasavvufun zaten dünya ile ilgisi olmadığından onların manevi bir dünyaları, manevi devletleri ve bu devletlerin başında manevi devletlerinin başı idarecileri vesaireleri üçler beşler kırklar kutuplar vesaireler bunlardan irfan bölümünde konuştuk. İrfan bize tasavvuf geleneğimizin nasıl bir manevi devlet kurduğunu kendi manevi dünyalarında nasıl bir devlete sahip olduklarını konuştuk. Hatırlayacaksınız. O halde. Arap siyasi aklı dediğimiz zaman bu siyasi aklın oluşumunda başat rol oynamış başat faktörleri dikkate aldığımızda bu iki epistemoloji karşımıza çıkar. Biri beyani diğeri de şii şi epistemoloji iktidarlarıyla muhalefetleriyle kendi içinde beyani epistemoloji daha çok iktidarın epistemolojisi olduğunu daha önce söyledik. İktidarlar yani Şia dışındaki tüm ehli sünnet, el sünnet olmayan ne kadar fırka varsa aklınıza gelir Mutezile'dir, Mürciye'dir, Hariciler'dir. Tamamı beyani epistemoloji mensubudurlar. Şii değiller, Sufi de değillerse. Bu durumda bugüne kadar yapmış olduğumuz dersler için diyebiliriz ki bu 335. sayfaya kadar Cabir-i Merhum'un bize anlattığı siyasi aklın tamamı beyani epistemolojiydi. Ne konuştuysak <laughs> kabile, akide, ganimet, bu kavramlar üzerinden neleri ele aldık, neleri konuşmuşsak bunların tamamı beyani epistemoloji idi. Şöyle denebilir mi o zaman sonuç olarak? <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Arap siyasi aklının asli karakteri beyanidir. Asli karakteri beyanidir. Temel muhalefeti Şia'dır. Muhalefettir, Şia'dır. O da mitolojiktir. Şu halde diyebiliriz ki Arap siyasi aklının teşekkülünde beyani epistemolojinin nakle dayalı akıl diyebileceğimiz bir siyasi akla tekabül ederken Şia Şia mitolojik temele sahip irfani bir akla dayalıdır. Bu da bir akıldır ama irfani bir akıldır. O halde Arap siyasi aklının teşekkül safalarını ve teşekkülünü konuştuğumuz bu derslerde konunun bu boyutunda meseleye yaklaştığımızda bir dini naslara nakle dayalı fakat bu nasların ve naklin akli yorumları ve tevilleri üzerinden gerçekleştirilen bir iktidar kavgası ve bunun arkasındaki bir siyasi akıl var. Bir de bunun karşısında muhalefette kalmış muhalefette kalmış Şia ve bunun giderek mitoloji, mitolojiye dönüşmüş bir irfani akla sahip konumu söz konusudur. Raşit halifeler dönemini değerlendirirken kabilede akidede ve ganimet meselelerini ele aldığımız yerde hatırlayacaksınız Hazreti Ali dönemini özellikle konuşurken radıyallahu anh'ın orada Abdullah ibni Sebe üzerinden Sebe'iyye ile ilişkilendirerek son derece önemli hususlara dikkat çekmiştik ve demiştik ki daha Hazreti Ali hayattayken Hazreti Ali'nin şahsının mitleştirilmek üzere mitolojik bir zemin üzerinden yeniden bir Hazreti Ali inşası çabasının olduğunu ve bunun da aslında bir siyasi iktidar merdiveni olarak bir siyasi iktidar modeli, bir siyasi iktidara talip olmanın yolu ve yordamı yöntemi olarak düşünüldüğünü konuşmuştuk ki bugün bugün çok daha ileri düzeyde ana şahsiyetler üzerinden bunu konuşmaya çalışacağız. O halde bugünkü dersimizde ele alacağımız İmamet mitolojisi diye Cabiri Merhum'un belirlediği başlık aslında Hazretin kanaatini de yansıtan, ima eden bir başlık. Şöyle bir başlık koyabilirdi Cabiri Merhum. Diyebilirdi ki Şii İmamet teorisi ya da Şii siyasi akıl veya irfani akıl falan gibi diyebilirdi. Ama kitabın içeriğine ve muhtevasına baktığımızda gayet net olarak görmekteyiz ki Cabiri merhum bu içeriğe irfanda olduğu gibi irfani ve mistik, gnostik ve özellikle hermetik içeriğe bütünüyle karşı olduğundan ve onların efendim özellikle Yahudilikle ilişkisi üzerinden de söyleyecek olursak tamamen karşı olduğundan dolayı onu bir mitoloji olmakla bir kavram olarak daha konu başlığı yapmak suretiyle düşüncelerini ve kanaatlerini de bizimle paylaşmış oldu. Yani ders başlığımız imamet mitolojisi olunca burada bir mitolojinin nasıl siyasete siyasi aklı yönlendiren siyasi aklın faaliyet alanlarını belirleyen onu iktidara taşıyabilecek merdiven basamağı veya da basamakları olmaya nasıl namzet olduğuna ilişkin o fevkalade değerlendirmeleri de bize bunu gayet açık olarak aslında gösteriyor. Şimdi bu durumdan baktığımız zaman demek ki konuşacağımız mevzu nedir? Şii irfandaki Siyasettir. Biz bunu zaten irfanda konuştuk. Cabiri da diyor ki, ikinci kitabımızın irfan bölümüne bakın diyor. Orada konuştuk. Ve irfani aklın Şia'nın nasıl bir siyaset modeline sahip olduğu konusunu çok detaylandırılmış tabii, olgunlaşmış haliyle gördük. Ama bugün Cabiri'nin el aldığı bölüm itibariyle söyleyecek olursak, daha erken dönemde Hazreti Ali'nin vefatından Hazreti Hasan'ın hilafet davasından vazgeçmesinden, vefatından ve hemen ardından Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da hunharca şehit edilmesi olaylarının gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkacak bir kısım tarihi realitenin beslediği, tarihi realitenin zemin olduğu ama bu tarihi realitenin mitolojik bir okumaya mitolojik bir yorumlamaya dönüştürülmek suretiyle toplumsal düzeyde insanların akıllarının etkilenmesi üzerinden bir mitolojik söyleme nasıl dönüştürüldüğünü bu tarihi realitenin nasıl böyle bir mitolojiye malzeme yapıldığını Cabiri merhumun son derece başarılı değerlendirmeleri üzerinden bugün bu dersi inşallah ele alacağız. Şöyle bir hatırlayalım. Oradan devam edeceğim müsaadenizle. İrfanı konuşurken Şii İrfan'da son derece önemli bir hususa dikkatinizi istirham etmiştim. Hatırlayacaksınız. O da şu. Şii İrfan dediğimiz zaman Hazreti Peygamber'in konumlandırılması önemlidir. Burada bugünkü dersimizde de bunları aslında ele alacağız. Belki Cabir'in merhum bugün benim size bunu sunduğum çerçevede kitapta paylaştığı bilgileri harmanlayıp bize sunmuş olsaydı onun fevkalade analitik aklına, zekasına ve yasına daha uygun düşerdi diye düşünüyorum. Ama Tarihsel olarak Cenab-ı Hak bize Cabiri'nin bu eserlerini değerlendirmek gibi madem bir fırsat ya da böyle bir ders imkanı lütfetti. Ben Cabiri'nin o yazılarındaki bilgisel malzemeyi bugünkü sunumumun içinde adeta o tuvalde bir resme dönüştürmeye çalışarak size sunacağım ki meselenin daha berrak, daha iyi anlaşılacağını umut ediyorum. Şimdi hem tasavvufta hem de Şia'da Hazreti Peygamber'i konumlandırmak önemlidir. Tıpkı beyan epistemolojide de öyle. Çok konuştuk. Hazreti Peygamber'in dikkat buyurunuz. Beyani epistemolojide Hazreti Peygamber'in yerine nakil bakın nakil ne tekabül eder? Hadis ve sünnet. Beyani akıl için Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed nedir? Hadisle sünnettir beyani akl için. Fakat Şia için tasavvuf için öyle değil. Bu nedenle beyani aklın... bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm derslerdeki siyasi çıkarımları, siyasi değerlendirmelerinin tamamı Kur'an'ın yorumlanması, hadis ve sünnetin yorumlanması ve değerlendirilmesi üzerindendi. Bugün ele alacağımız konuysa Hazreti Peygamber'in konumlandırılması üzerinden bizzat onun zatının, şahsının yani bir diğer ifadeyle hakikati Muhammediye'nin hakikati Muhammediye'nin bu mitolojik gelişmenin ana zemini oluşundan söz etmemiz lazımdır. Bu nedenle mesela beyani epistemolojiye mensup hiçbir alimin kitabında bir cümle hakikati Muhammediye diye bir ifade bulamazsınız. Fakat hakikati Muhammediye kavram olarak biz bunu Seyyid Hüseyin Nasır derslerinde İbn Arabi e, okumalarımızda çok konuştuk biliyorsunuz. Dersimiz bile var müstakil hakikati Muhammediye üzerine. Şia'nın ve tasavvufun vazgeçilmez kavramıdır. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber'in iki önemli özelliği var. Bir Risalet, diğeri Velayettir. Risalet geneldir, Velayet özeldir. Risalet, Kur'an vahyini, Kur'an'ı, vahyi, Genel ümmete tebliğ eder. Genel ümmete tebliğ eder. Bu Kur'an vahiy zahirdir. Okuduğumuz Kur'andır. Vahiy zahirdir. Velayete gelince bu özeldir. Ve burada sırlar ilmi dediğimiz, az sonra konuşacağımız sırlar ilmi dediğimiz bir batın. Kur'an'ın batını, batini yönü ve Sadece Hazreti Peygamber'in bildiği, başka hiç kimseyle paylaşmadığı, paylaşamayacağı ama bu velayeti devam ettirecek risalet kesilmiştir, son bulmuştur. Velayet devam edecek. Bunu kendisinden sonra devam ettirecek olan kişinin kim olduğunu biliyoruz, Hazreti Ali. Şimdi Hazreti Ali'nin buradaki konumlandırılması son derece önemlidir. Dolayısıyla Hazreti Ali sıradan bir insan değil ya Hazreti Peygamber'in ümmetinden başka hiç kimseyle paylaşmadığı batini bilginin neyidir? Taşıyıcısıdır. Onun için ene medinetul ilm ve aliyun babuha bizim sünni kaynaklarda bile bu rivayet hadis olarak nakledilmektedir. Ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali onun kapısıdır derken bu bildiğimiz ilim değil. Yani ene medinetul ilmil manevi ve aliyyun babuhadır. Manevi ilimdir. Hazreti Ali'nin böyle bir konumu var. Ve bu konumu itibariyle Hazreti Ali diğer halifelerin hiçbiriyle kıyaslanmaz. Nerede ama? Şia'da. Mutasavvıflar için de öyle. Şimdi bu durumda baktığımız zaman Hazreti Ali Abdullah İbni Sebe'de emarelerini gördüğümüz az sonra dönemin en önemli aktörü olan Muhtar Es-Sekafi'de zirveye taşınacak olan vasilik düşüncesi Hazreti Ali'nin vasi olması düşüncesi Hazreti Peygamber'in vasisidir. Doğal, tabii, fıtri, ontolojik olarak Hazreti Ali'dir. Şii gelenekte, irfan geleneğinde Hazreti Ali Hakikati Muhammediye'nin ontolojik bir paydaşıdır. Hazreti Muhammed ne kadar varlığın, var oluşunun ontolojik ise dikkat buyurunuz, Şii ve irfani gelenekte de Hazreti Ali de Hazreti Muhammed'in hakikati Muhammediye oluşunun nedenidir. Böyle bir irfani ilişki üzerinden konuya baktığımızda, çok doğal olarak gördüğünüz şey nedir? Hazreti Ali'nin vasi olmasıdır. O halde Hazreti Ali vasi dediğimiz zaman burada Hazreti Peygamber'den boşalan siyasi boşluğun da vasisidir. İlmi dini tebliğe ilişkin olan yönde orada da yine peygamberin vasisidir. Şimdi burada Az sonra üzerinde duracağımız son derece önemli bir noktaya geldik. Onu tespit etmemiz lazım. Peki nedir? Cabiri merhum boş yere mitoloji deniyor. Şu bölümlendirme, Hazreti Peygamberi böyle konumlandırma bu mistiktir. Hermetiktir. Dolayısıyla gizem içerir, esrar, sırlar içerir. Şimdi burada siyasetin, siyasi aklın gizeme, sırlara, hesaplamalara daha açık söyleyecek olursak kehanete, geleceği bilmeye, bağlandığını bu durumda böyle bir söylemin söylemin siyasete aday olacak kişinin Hazreti Ali neslinden özel yetenekleri olan özel kişiler olma zorunluluğu böylece mitolojik olarak devreye girecek. Bu nedenle Az sonra konuşacağımız bu imamet mitolojisi üzerinden teşekkül eden siyasi akılda Mehdi kavramı birinci derecede önemli rol oynayan bir kavramdır. Ricat kavramı Mehdi'nin yeniden dönüşü, ölme işi, gizlenmesi, geri gelmesi gibi temel kavramlar boş yere icat edilmiş kavramlar değildir. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Okuduğumuz bölümün siyasi akla tekabül eden <laughs> muhteva ve içeriğini sağlıklı anlayabilmemiz için bu zemine ihtiyacımız var. Şimdi bu zemin üzerinden yavaş yavaş kitabın daha içeriksel bize sunumlarına yeniden dönelim ve burada Hazreti Ali'nin temsili üzerinden Hazreti Ali'nin vasi oluşu üzerinden ve onun vefatından sonra devreye giren isimleri ele alalım. Doğal olarak Hazreti Hasan. Hazreti Hüseyin. Çok affedersiniz. Hazreti Hüseyin. Bugünkü dersimizin çok özür dilerim bugünkü dersimizin başrol oyuncusu diyebileceğimiz rol modeli olan Muhammed bin el-Hanefiyedir. Hanif oğullarından eee Hazreti Ali'nin eşi, cariyesi Ondan doğma olan üçüncü oğlu Muhammed bin el-Hanefiye. Burada cabir Merhum'un konuyu ele alışında son derece önemli olan e, bir kısım siyasi gelişmeleri e, tarihlendirerek üzerinde duracağız az sonra. İlginç bir noktanın olduğuna dikkatinizi istirham etmek istiyorum. O da şu. cabir Merhum haklı olarak İmamet mitolojisinin baş kahramanı olarak Muhammed bin el-Hanefiyeyi neden? Çünkü sözünü ettiğimiz vasiliğin devamı doğal olarak Hazreti Hasan'a Hazreti Ali'den sonra sonra da Hazreti Hüseyin'e e, Kerbela'da vefat ettikten sonra geriye kalacak vasi olma hakkını taşıyabilecek tek bir isim var. O da Muhammed bin el-Hanefiyedir. Başka yok zaten. Fakat gel gör ki Muhammed bin El Hanefi'ye Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'a muhalefetinden Cemel Savaşı'nda Hazreti Ayşe ve Talha ve Zübeyir'le savaşında Sıffin savaşında ona destek olup yanında yer almasına rağmen düşünsel olarak bu yaptıklarını doğru bulmayan bir isimdir. Bu nedenle Muhammed el bin el Hanefiye'nin İbnül Hanefiye diye devam edelim. İbnül Hanefiye'nin iki temel belirleyici özelliğinden Cabir Merhum söz eder. Bunlardan birisi cesareti. Katıldığı tüm savaşlarda <laughs> cesur bir insan olduğunu kanıtlamış bir isimdir. Ve böyle bir cesarete sahip olmakla birlikte onunla ilişkilendirilerek aktarılan tüm sözlerden bildiğimiz en önemli sözü şudur. Bu onun nasıl bir duruşa sahip olduğunu göstermek bakımından önem arz ediyor. Der ki: Kendisinden halifelik bekliyor insanlar muhalefette. Emevilere karşı muhalefet et. Hz. Hüseyin'den kalanı sen devam ettir bekliyorlar. diyecektir ki Dünyada bir kişinin bile ölümüyle, kanının akmasıyla gelebileceğim bir halifelik makamından Allah'a sığınırım. Siyasi duruşunu böyle koyan, böyle ortaya koyan ama az sonra konuşacağız. Böyle ortaya koysa bile halife olma talebinden ve bununla ilgili e, çaba ve gayretlerden hiçbir zaman geri durmadığını da tarih kaynaklarından uzun uzun anlatan Cabiri'den de okuyor ve biliyoruz. Cesareti. Fakat bu cesaretinin yanında ikinci son derece önemli İbnül Hanefiye onu öne çıkaran, adeta onun görünmesini sağlayan faktörlerden en önemli faktör olarak söyleyeceğimiz yönü de Hazreti Ali'den devraldığı ilimdir. Şöyle söyleyebiliriz şöyle söyleyebiliriz. İrfani bir ilişki içinde Hazreti Ali nasıl Hazreti Peygamber'in ilminin kapısıysa Muhammed İbni Hanefi'ye de Hazreti Ali'nin sırlı ilminin kapısıdır. Hazreti Hasan Hüseyin değil. Muhammed İbni Hanefi'ye bu ilme sahiptir. Onun için onun ilmi tüm bugün Şia'da bile öyledir. Hazreti Ali'ye ilişkin tüm sözler İbnül Hanefiye'nin naklettiği sözlerdir. Hazreti Hasan'la Hüseyin'in değil. Kahir ekseriyet tabii büyük ölçüde. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in sözleri, hadisler bir hadis rabisi olarak son derece önemli bir isimdir Muhammed. İbn el Hanefiye ilmiyle öne çıkmıştır. Ve bu ilmiyle öne çıkışında Hazreti Ali'nin sırlar bilgisinin de sahibi olarak gizemli bir konum kazanacak ve bunu da az sonra üzerinde duracağımız Muhtar Es-Sakafi çok iyi kullanacak. Çünkü baş rol oyuncumuz bugünkü dersin aslında Muhtar Es-Sakafi. Zaten Cabir okumalarına başladığın zaman kitapta o direkt Muhtar Es-Sakafi'den başlıyor. Tabii benim ders takdirim ve dersi sunum için biraz farklı biliyorsunuz. Ee, öyle başlamadım. İçeriği kendi sunumumla, kendi algım ve anlayışım üzerinden e, zat paylaşıyorum. Bu nedenle bu önem arz ediyor. Şimdi Muhammed İbni Hanefiye'nin Hanifoğullarının na mensup bir anneden doğma Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan doğmayan ve doğrudan biyolojik olarak Hazreti Peygamber'in neslinden gelmeyen yani Kureyşli olmayan nesebi itibariyle şöyle yazalım. Kabile ve nesep itibariyle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le kıyaslanmayacak derecede daha bir düşük sosyal statüye sahiptir. Bundan önceki derslerimizde kabilenin önemini belirleyici olan nasıl kabile dayanışmaları vesaire olduğunu daha önceki derslerde özellikle Yemen bölgesinin kahtani meselesinin uzun uzun üzerinde durduğumuzda bunların ne kadar belirleyici faktörler olduğunu zaten paylaştık zaten. Şimdi Muhammed bin El Hanefiye Hazreti Ali'nin oğlu mu oğlu? Onun manevi bilgilerinin taşıyıcısı mı taşıyıcısı? Ama bu yetmiyor ki. O günün dünyasında iktidara talip olacaksanız, ben halifeniz olmak istiyorum diyecekseniz bir sosyal statü, güçlü bir sosyal statünüz olmalı ve bu konumunuz sizi iktidara taşıyabilmeli. Bir halk desteğine, bir ana zemine sahip olmanız lazım. Öyle durduk dura Faziletli bu adam, kıymetli bir insanmış, ilmi esrara da sahipmiş dolayısıyla hadi bunu Halife yapalım. Ne o gün ne de bugün böyle bir özelliği olan insanların siyasette e, lider olması ya da e, iktidara gelme şansları söz konusu olamaz. Onun için Cabiri merhum uzun uzun sosyopolitik bir psikanaliz yapar. Bu sosyopolitik psikanaliz değerlendirmelerinde Muhammed bin el-Hanefiye'nin Hazreti Ali'nin sağlığından itibaren diğer iki öz evladından ayrı üvey bir evlat muamelesi gördüğünü, kendisine atfedilen şu söz çok vecizdir, sahihtir değildir tartışılabilir ama tarihi gerçekliğe uygun bir sözdür. Muhammed bin El Hanefi'ye der ki Hasan Hüseyin Ali babamızın gözleriydi. Ben de eliydim. Eliyle gözlerini korurdu diyor. Dikkat Eliyle gözlerini korurdu. Yani beni tehlikeli işler varsa ona gönderirdi vesaire yapardı ama Hazreti Hasan ile gözünden sakınırdı. Çünkü ben eliydim onlar gözleriydi der. Böyle bir konumda olmakla birlikte tarihi realite Muhammed bin El Hanefiye'ye Şii muhalefetin doğal lideri olmak gibi bir konum önüne koydu bu tarihin ona sunduğu ve kendisini içinde bulduğu bir tarihsel koşuldu. Fakat böyle bir özelliği bulunan cesur bir insan da olsa genel olarak halifeliğe doğrudan talebi olmayan biri olunca şimdi devreye asıl başrol oyuncumuz girecek. Onun ismini kırmızıyla yazalım da tehlikeli olduğunu da böylece ifade etmiş olalım. Muhtar Es-Sakafi. Muhtar Es-Sakafi Hazreti Peygamber'in hayatından beri babası, amcası, halifeler zamanında İslam Devleti'nin çok önemli bölümlerinde bölüm e, görevler yapmış, valilik yapmış, komutanlık yapmış, e, önemli bir aileden geliyor Muhtar Es-Sakafi. Ve Muhtar Es-Sakafi Muhammed bin El-Hanefi'ye ne kadar iktidara talip değilse Muhtar es-Sakafi de o kadar iktidara talip ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşuyor. Yani iktidar olmak istiyor. İktidar hırsı olan bir figürle karşı karşıyayız. Ve bu hırs öyle böyle bir hırs değil. Son derece önemli bir iktidar hırsından söz ediyoruz. Muhtar es-Sakafi deyince ve bu hırslı insan sürekli gelişmeleri, sosyal hadiseleri takip ediyor. İktidarın ne tarafa doğru kaydığını, muhalefetin nerelerde durduğunu gözlemleyen çok iyi bir gözlemci. Ve Muhtar Es-Sakafi birinci hamlesini İbn Zübeyr'in Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi Hicri 61 Kerbela Hicri 61 Medine'nin yağmalanması Harre olayları Hicri 63 ve bu sene hemen ardından 64 İbn Zübeyr'in Mekke'de halifeliğini ilan etmesi. Emevilere muhalefet olarak halife olması. Şimdi dikkat buyurunuz. Burada Muhtar es-Sakafi gibi sosyal yaşamı siyasi gelişmelerin çok iyi bir gözlemcisi tabir yerindeyse havayı çok iyi koklayabilen bir isimden söz ediyorsak, o zaman doğal olarak bu zat ilk hamlesini nereye yapacak? İbni Zübeyrin yanında yer almak. Emevileri devirip de. İhtilal yapıp da iktidar eline alabilecek gibi bir muhtar es ne tarihi rolü var ne de sosyal bir statüsü var. Böyle bir konumu yok. Ne yapabilir peki? Güçlü bir iktidarın yanında yer alıp ona yakınlaşıp oralarda bulunarak sonra da o destek verdiği yeri ele geçirmek suretiyle iktidar sahibi olmak. Muhtar es sakafinin eğer sosyopsikolojik olarak bir analizi yap zini yapacak olursak güçlü olabilmek, iktidar olabilmek için güçlü ve iktidara yakın bir ismin yanında ikinci isim olmak sonra birinci ismi devirip yerine geçmek gibi bir içten pazarlığın böyle bir iktidar hırsının adeta bütün zerrelerine kadar işlemiş olduğu bir isim muhtar etse i̇bn Zübeyre gider, anlaşır, yakınlaşır, ona destek verir. O da desteğe ihtiyacı vardır. Emevilere karşı güçlenmesi lazımdır. Muhtar Es-Sekafi'yi Kufe bölgesine oradaki Hazreti Ali yandaşlarını, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden sonra üzülen, ona yeterince destek olmadıklarından dolayı mahcup olan ve tevvabun dediğimiz tövbekarlar, Hazreti Hüseyin'in intikamını almak için intihar pardon intihar saldırısı yapmayı düşünenleri organize etmek ve oraları elden geçirmek üzere görevlendirir. Muhtar Es-Sakafi'nin az sonra da üzerinde duracağız. Görev alanı bir organizasyon çerçevesinde gezdiği dolaştığı ve organize ettiği zemine baktığımızda üç önemli bölgenin öne çıktığını görüyoruz. Coğrafi alan. Bir Kufe, iki Medain, Kufe, Medain ve bir de Hire. Bu bölgeler kadimden bu yana hermetik geleneğin merkezidir. Yahudi kabalizminin ve Yahudiliğin, Yahudi hermetizminin ana vatanı buralardır. Peki bu ne anlama geliyor hocam? Şu anlama geliyor. Hermetik gelenek yani gizemci gelenek Yahudi Yahudi geleneği yani mesihçi ve mehdici gelenek çok özür dilerim. E, kaplomu getirmeyi unutmuşum. Hemen pişimi alıp geleceğim. İnşallah kapanmadan yetişirim. Efendim, bu amatörlüğümü hoş görün lütfen. Ee, her zaman gündüz ders yaptım. normal odam, görüntüden de fark etmişsinizdir. Ee, orada ders yapıyorum fakat e, orasının ışığı iyi değildi. Akşam ders yapayım dedim. Güzel değildi ışık. Ee, salonun, buranın ışığı güzel Hadi burada ders yapalım dedim. Bu sefer de gördüğünüz gibi fişimi getirmeyi unutmuşum. Fiş orada takılı. Evet. Şimdi pil bitince kesiliyor. Sonra tekrar videoları birleştirme falan biraz uzun oluyor. Heyecanlandım bir anda ee, zaten heyecanlı bir insanımdır normalde de. Ee, Hoşgörün hoş ee, görün bütün işte benim amatörlüklerim diğer derslerde de fark ediyorsunuz, görüyorsunuz. Eee hoş görünüze mahcuben aldığımız yerden devam edelim biz efendim şimdi muhtar es-Sakafi zaten ana zemininde gizemciliğin Yahudi hermetizminin uzak doğu hermetik geleneğin birikimlerinin harmanlandığı bir coğrafyada sosyal bir örgütlenme ve organizasyon yapıyor E şimdi böyle olunca bu sosyal örgütlenme yaptığı yerlerde Yahudi kabalizminin hermetik geleneğin temel vurgusu nedir Mesih ve mehdiliktir Mehdi kavramı Mesih kavramı tamamen Yahudi geleneğine ait Yahudi Hermetizmine ait bir kavramdır. Sonra bunların İslam geleneğine mal edilmesi, İslamlaştırılması süreci işte bu gelişmeler çerçevesinde olacak ve maalesef Hazreti Peygamber'in sözlerine dönüştürülerek dönüştürülerekler bizim hadis kaynaklarında bile yer alması sağlanacaktır sünni kaynaklarda bile. Şii kaynakları zaten doğal olarak normaldir ama bizim kaynaklarımızda bile yer almasını sağlayacak. Dolayısıyla Muhtar Es-Sekafi'nin buralarda dolaşmasıyla buralardaki insanlara onları örgütleyecekse kimin desteğini almak üzere İbn Zübeyre destek olmaları üzere organize edecek. Daha sonra aynı coğrafyayı Muhammed bin El Hanefiye'nin desteğini onu desteklemek üzere organize edecek. Ya peki böyle gizemci bir topluma, böyle bir zemine, böyle bir coğrafyada ne söyleyebilirsiniz? Gizemli şeyler söylemeniz lazım. Onun için de Muhtar Es-Sakafi oralarda bir kurtarıcıdan ilahi desteğe sahip, ilahi güçlere sahip, adeta yenilmez, alt edilmez bir lidere vurgu yapacak. Özellikle İbn Zübeyr'in 74'te şehit edilmesinin ardından Mekke'de İbnü'l-Hanefi'ye yaklaşacak. Onun yanında yer alacak. Çünkü iktidar hırsı devam ediyor ve böylece bu gizemli söylem Mehdi söylemi, Mesih söylemi Az sonra daha detaylı bir biçimde üzerinde duracağımız üzere bir siyasi akıl kavramları olarak üzerinde duracağız. Tam anlamıyla Şia'nın iktidara gelebilme çabası açısından mitolojik bir söylemin tarihsel zeminine tarihsel arka planına tekabül etmektedir. İbn Zübeyr'in başarısızlığı ve şehit edilmesinin arkasından Muhammed bin El Hanefiye'ye yaklaşmasının en uygun strateji olduğunu görebilecek derecede zeki bir insan olan Muhtar Es-Sakafi bu bölgelere yine gelir ve der ki bu defa size geleceği bilen dikkat artık söylem değişti geleceği bilen ilahi desteği olan ve babası Ali'den sırlar ilmini elde etmiş birinin elçisi olarak geldim der Kufe çarşısında dolaşırken ve Mughire bin Şube ile falan da karşılaştığında da onun da desteğini ve öğütlerinin nasihatlarını alarak Böyle bir söylem geliştirmek suretiyle kendine değil Muhammed bin el-Hanefiye'ye destek çağrısında bulunur. Ve sloganı Ali Muhammed'e destek. Ali Muhammed'e yardım. Destek çağrısıdır. Slogan bu. Ve bu sloganlarına Hazreti Ali'nin şehit edilmesini, Hazreti Hasan'ın, bahusus Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da hala yüreklerimizi dağlayan onharca şehit edilmesi ve bunun intikamının alınması gerektiği bunun üzerlerine bir farz ve vecibe olduğu söylemi Muhtar Es-Sakafi'nin kullanacağı argümanların ana söylemini, ana karakterini oluşturuyor diyebiliriz. Muhammed el-Hanefiye'ye yakınlığı olanlar gerçekten İbnül Hanefi'nin Muhtar Es-Sakafi'yi elçi tayin etip etmediğinden kuşkulanarak gidip sorarlar. Cabir'i uzun uzun bunun üzerinde durur. Sorarlar. Derler ki siz gerçekten bu adamı kendinize elçi yapıp bize gönderdiniz. Bizim desteğimizi talep etmeyi onun vasıtasıyla istediniz mi? Yoksa bu adam seni kullanarak kendine bir çıkar elde etmenin peşinde biraz sıkıntılı bir adam mıdır diye sorarlar. İbnü'l-Hanefiye'nin Cabir merhumun ifadesiyle çok siyasi bir cevabı vardır. Der ki eğer Allah eğer Allah kardeşlerimin ve babam Ali'nin intikamını herhangi bir kuluyla alacaksa ben hem o kulun yanındayım hem de onu desteklerim şeklinde ne doğrudan evet ne doğrudan hayır anlamına gelecek ama evet olarak da yorumlanmaya gayet müsait böyle bir siyasi cevapla Muhtar Es-Sakafi gitti daha her yerlerde Muhammed bin El-Hanefiye'nin temsilcisi olduğu söylemiyle yoluna devam edecektir. Peki burada ana söylem nereye dönüştü? ana söylem Muhammed bin El Hanefiye'nin ilim yönüne Ulumul Esrar vasfına yöneldi. Hazreti Ali'den sırlar ilmine sahip olan tek kişinin o olduğuna ve dolayısıyla kaybı bildiğine, geleceği bildiğine vurgu yapan ve Mehdi olduğuna vurgu yapılan bir isme dönüştü. Mehdi olduğuna vurgu yapılan bir isme dönüştü. Ve bu dönüşüm daha sonraki tüm süreçlerde de göreceğimiz üzerine irfani söylemin, Şii söylemin iktidara gelmesi görevli zatların, manevi zatların, geleceği bilen, gaybı bilen masum imamların ancak başaracağı bir görev olarak tanımlandı. Cabir Merhum'un imamet mitolojisi başlığını atması boşuna değil. Ana zemin mitolojiktir. Çünkü ne Mehdi ne Mesih mübarek İslam dinine ait kavramlar değil bunlar. Tamamen Yahudiliğe ait kavramlar bunlar. Ama İslam içinde bir fırkanın, İslam içinde efendim bir düşüncenin ana zeminini oluşturması bakımından da önem arz eder. Muhtar Es-Sakafi'nin bu manada o kadar önemli rolü olmuştur ki bu tür bir mistik gelişme açısından ona mezhep tarihçileri adıyla isnat ettikleri bir fırkayı bile isnat ederler. Muhtariye diye bir fırkanın sahibi olduğunu söyler. Mezhepler tarihçileri böyle önemli bir rolü olmuştur. Tarihi bir şahsiyet mi değil mi olduğunu tarihçilerin efendim tartıştıkları hatta güvenlik müdürü yaptığı yakınının müstaar ismi mi olduğunda yine tartışmanın bulunduğu Keysan Dan hareketle Keysaniye İbn Sebe'ye nisbetiyle Sebeiye aşırı düşünceleri nedeniyle Gulat gibi isimlerle gerçekten Şii irfanının ve Şii mitolojisinin oluşmasında son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Muhtar Es-Sekafi'nin. Bu gizemli meseleleri ele aldığımız Muhtar es hiç kuşkusuz Cabiri tarafından da sadece bu yönüyle ele alınmamış. Muhammed bin El-Hanefiye'nin <laughs> iktidara gelebilmeleri için gelebilmesi için Muhtar es-Sakafi daha İbnü Zübeyr'e verdiği destek döneminde de onunla da görüştüğünde siyasi düşünceleri diyebileceğimiz son derece önemli <laughs> siyasi hamleleri var. Son derece önemli <laughs> Bu hamleleri müsaadenizle biraz konuşalım. Bir, mevaliyi yanına çekiyor. Diyor ki mevaliyi yanımıza çekmeliyiz. Çünkü mevali Emevilerin dışladığı bir gruptur. Yani Arap olmayanlar ya da Kureyşli olmayan Araplar. Çünkü Emevilik, Araplık ve özellikle de Kureyşlilik üzerine Kurulu bir devlet ve bir siyaset aklıdır. <laughs> Bu aklın dışladığı bir önemli alan var. Sosyal sosyolojik, sosyal bir gerçekliği olan bir alan var. Kim bunlar? Mevali. Önemli bir basiretle Muhtar Es-Sakafi mevaliye yönelir ve mevaliyi yanına çekmeye çalışır. İkinci en önemli hamlesi kölelerdir. i̇bn Zübeyir itiraz edip bu uygulanabilir bir düşünce değil diye önünü almaya çalışsa da gittiği her yerde Muhtar Es-Sakafi kölelere özgürlük vaat etmiştir. Bize destek olan köleler özgürleşecek, tüm mali sorunları çözülecek. böyle bir taahhütte bulunmuştur. Özgürlük vaadi yapmıştır kölelere. Yani sıradan bir akıldan söz etmiyoruz aslında. Önemli bir akıl fakat mitolojiyi çok iyi kullanmayı bilen bir akıl. Az sonra üzerinde duracağım dersin son değerlendirme bölümünde. Bununla birlikte politik olarak sosyolojiyi çok iyi okuyan, iktidar muhalefet ilişkilerini çok iyi gözlemleyen, iktidarın yönetmekte olduğu tebanın yelpazesinde hangi renklerin ve mozaiğinde hangi malzemenin bulunduğunu görebilecek bir zekaya, derinliğe de sahip olan bir isim olarak Muhtar Esra Kafi Gerçekten mevali ve kölelerin çok önemli desteğini yanına almayı başarabilmiştir. Şimdi gelelim son derece önemli bir noktaya. İmamet mitolojisiydi dersimizin başlığı. İmamet mitolojisi dediğimizde aslında tam olarak Muhammed bin el-Hanefiye üzerinden Muhtar es-Sakafinin organize ettiği başlangıç zemini bu olan ama daha sonra Şii geleneğin önde gelen imamları vesaireleriyle bunları İrfan'da çok konuştuk oraya dönecek halimiz yok tam anlamıyla bir teoriye dönüştürülerek bir şii irfani epistemolojinin oluşmasına neden olan erken gelişme dönemini konuşuyoruz Cabir merhum imamet mitolojisinde iki unsura dikkat çeker Birincisi Mehdi kavramı. Bu şu anlama geliyor. Bu ümmetin işi Mehdi'ye kalmıştır. Muhammed el-Hanefi'nin yani de kendi ifadesiyle Allah bir gün bu hilafeti bize evimize gelen bir gelinin geldiği gibi lütfedecektir ifadesinde de gördüğümüz üzere kaybı bilen gelecekten haber veren maneviyatı çok yüksek bir kurtarıcının ilahi bir kurtarıcının resmedildiği mehdilik İslam düşüncesinde de yer edecek olan böyle bir söylemin öne çıktığını görüyoruz. E zaten kavram mitolojiktir, mitseldir. Yahudilik öncesine kadar bile uzanan tüm geleneklerde bir kurtarıcı beklentisi, Mehdi beklentisi söz konusu olduğuna e, da bakacak olursak Mehdi'lik son derece önemlidir. Peki bu Mehdi'lik sünni iktidarlara siyasi akıl açısından İrfani olmayan beyani epistemolojiye nasıl bulaştı tasavvufla? Sünni iktidar geleneği Şiaya mesafeli tasavvufa o kadar mesafeli değildir. Dolayısıyla bu noktayı nazardan mehdilik her zora düştüğümüz durumlarda psikolojik olarak umut bağladığımız umutlanmamıza yeniden derlenip toplanıp ayağa kalkmamıza vesile olacak muhayyel bir kurtarıcının adıdır. Muhayyeldir. Bir tarihi gerçekliği yok. Hani günümüzde de hani çok konuşuluyor işte Mehdi geldiydi, gelecekti, gidecekti eee ne gelir ne de gelmez dolayısıyla burada bizim dikkat etmemiz gereken husus eğer siyasi kurtarıcıyı siyasi iktidarın liderini mehdilikle ilişkilendirirsek ve Mehdi olmakla tavsif edersek siyasi akıl mitolojiye bağlanmış, mitolojide buluşmuş, buluşmuş olur. Bu itibarla e Mehdilik kavramı Şii irfanında ve siyasi liderlikte vazgeçilmez bir kavramdır. Bizim sünni kaynaklarda da Mehdilikle ilgili rivayetleri okuyun. Bakın, bir bakın Mehdilikle ilgili rivayetlere. Mesihle ilgili rivayetleri. Hiçbir din adamı şeyi var mı? Savaşçı, komutan, siyasi lider, ganimet dağıtarak herkesi müreffeh, zengin hale getirecek, isteyen yok mu diye bağıracak, ilan yaptıracak, insanlar o kadar zenginleşecek ki kimse gelip benim ihtiyacım var demeyecek şeklinde mal dağıtan, ganimet dağıtan bir komutan Mehdi. Rivayetlere bakın. Rivayetlerin resmettiği mehdi bu. İşte Muhammed bin el-Hanefiye mehdi olunca ve kendisine çok çok büyük misyonlar yüklenince velakin gel gör ki kader Hicri 81'de vefat edince bizim Muhtar Es-Sakafi'nin ikinci kavramı devreye girecek. Ricat. Geri dönüş demek ricat. Bu Yahudi ve Hristiyan mitolojisinde Mesih'in geri dönüşü, İdris Aleyhisselam'ın Uhnuh'un geri dönüşü gibi bir geri dönüş ricat hermetik Yahudiliğin kavramıdır. İkisi de. Mehdi de öyle, ricat da öyle. Muhtar Es-Sakafi Muhammed bin El-Hanefiye üzerine iktidar inşa etti. İktidar inşa etti. İktidara gelecek bizi, kurtaracak dedi. Öyle insanları topladı. E öldü adamcağız iktidar falan olmadan. Ruhu şad olsun bu arada. Cümlemizin geçmişiyle inşallah. E peki geriye ne kaldı muhtar es Hayır ölmedi. Gaybubet etti. Yani gizlendi. Tekrar rica edecek. Geri gelecek. Ve misyonunu tamamlayacak. Yeryüzünü adalete boğacak. Zenginliğe boğacak. Geri gelecek. Ricat. Hayır ölmedi. Şu söylemi devam etmesi gerekiyor. Ben çocukluğumda ortaokul lise yıllarımdı ee, okul arkadaşım benim ee, bir zatın Mehdi olduğuna iman etmişti Mehdi diyordu dünyayı kurtaracak diyordu öldü adamcağız 1973'te yani isimlendirerek anlatmıyorum gerek yok öldü. Çocuk irtidat etti. Bir süre geri gelecek dedi aynen böyle. Ölmez dedi geri gelecek dedi. Ölemez dedi yani. Görev bitmedi ki ölsün dedi. Sonra mürted oldu. Din, iman, İslam, İslam hiçbir şey kalmadı. Mürted oldu yani. Onun için insanların imanları üzerinden inançları üzerinden imanlarını ve inançlarını kullanarak onları bir şeye bağladığınızda onları yönlendirdiğinizde bunların sonuçları çok ağır olur. Bedelleri çok ağır olur. Fakat gel gör ki hermetik gelenek, hermetizm son derece önemli bir şeyin altını çizer. Der ki onu not olarak yazıyorum. Halk gizemli olmayana rağbet etmez. Halk gizemli olmayana rağbet etmez. Gizem arar halk. Allame-i Cihan olun önemli değil. Bir adam gelse keramet olduğunu düşündürecek bir harekette bulunsa herkes oraya gider. Seni ne yapsın? Adam keramet sahibi. Allame-i Cihan olsan ne yazar? Gizem. Onun için dikkat duyunuz. Tarih boyu halk üzerinden onları yönlendirmek, dizayn etmek, desteklerini sağlamak isteyenler onların inançları üzerinden yöneldiler. Neden oryantalistler, müsteşrikler bak oryantalistler müsteşrikler dediğimiz kimseler kim bunlar? İlk dönem hepsi misyonerlerdir. Batı üniversitelerinde doğuya güneye inmek ihtiyacı duydu. Kiminle inecek? Doğuyu ve güneyi sosyolojik açıdan, kültürel açıdan, dini açıdan, dil açısından tanıyacak ve onları bunların üzerinden yönlendirecek, yönetecek. İşte böyle bir akıl Muhtar es-Sakafi'de ölümsüz bir Muhammed bin el-Hanefi'ye yaratması gerekiyor. Ricat kavramı zorunludur. Ve bu nedenle o günden bugüne Muhammed bin el-Hanefiye'den bugüne Şii tarihi tamamlanmamış şiirler, sonuçlandırmamış yazılar bugün de sonunu göremediğiniz filmlerle doludur. İran filmlerine bakın. En merak ettiğiniz yerde biter film. Allah Allah ne oldu ya? Hani sonuç? Çünkü bu geleneğin tarihi gaybubet tarihidir. Sonucu daha Mehdi gelmedi. Ricat gelecek. Mehdi yeniden gelecek. Son sözü söyleyecek. Son iktidarı gerçekleştirecek. O zaman İran filmlerinin sonunun ne olduğunu, şiirlerinin sonunun ne olduğunu görebileceğiz. Şimdilik göremezsiniz. Çünkü tarihleri Hicri 81'de gaybuvete uğradı, orada duruyor. Daha ger geri gelecek. Bu nedenle efendim, tarihimiz boyunca sünni gelenekte de, şii gelenekte de, irfani gelenekte de acılarını çok derinden hissettiğimiz şey insanların imanlarıyla kumar oynamaktır. İmanlarını siyasete alet etmektir. İnançlarını siyasete alet etmektir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bunun acılarını çeyrek yüzyıl yaşamış biri olarak söylüyorum. İmanımın ve inancımın 25 yıl kullanılmış olmasının sancılarını, acılarını derinden yaşamış biri olarak söylüyorum. Bir insanın inancından dolayı onu inancıyla Kullanmaktan daha ağır bir şey olamaz. Onun için Sünni geleneğin iktidar söylemi gerçekçidir. Kabul ederiz etmeyiz. Eksiği var, fazlası var. Şudur budur. Elbette her görüş gibi onların da tartışmaya açıktır ee, yönleri. Fakat şunu net olarak söylemeliyiz ki. En azından insanların inançlarını, imanlarını bu gelenekte olduğu gibi kullanmazlar. Daha farklı bir etkileme yolları vardır. Dersin girişinde de söylemeye çalıştığım gibi. Bu nedenle efendim, Cabir-i Merhum şad olsun cümle geçmişinizle beraber, bu mübarek günde. Ders başlığını mitoloji olarak belirlemek suretiyle bize imada bulundu ki işte Mehdi gelecek bizi kurtaracak, İsa inecek, şöyle olacak, işte bizim mürşit şöyle Mehdi'dir, bizimki şöyle bilmem nedir şeklindeki söylemler, özellikle dünyevi hedefleri olan bu tür söylemler mitolojiktir. Tarihi realiteyle çelişiktir. Bunlara itibar edilmemelidir. Ama gel gör ki halk aklıyla değil duygularıyla hareket ettiği için duyusal davrandığı için Gizemli şeyler onların daha çok hoşuna gidiyor. Realite ve gerçek soğuktur. Gizemli şeyler sıcaktır. Gerçeği görmek, gerçekle yüzleşmek zordur. Fakat hayal tatlıdır. Rüya tatlıdır. Ve maalesef geleneğimiz bu tür istismarlarla doludur. Bugün de yarın da hep geçmişte böyle olmuş olacak da ama işte bize düşen nedir? Bunları konuşmak, yazmak, anlatmak ve mümkün olduğunca insanımızın e, bilinçlenmesini sağlamak. E, tabii ben bu dersleri yapacağım. Siz izleyenlerimiz, dinleyen öğrencilerimiz başka dersler yapacak, başka yazılar yazacak vesaire derken inşallah belli bir e, oranda bu konu bizim e, dünyamızda bu türden mitolojilere, <laughs> bu türden tarihi gerçekliğe tekabül etmeyen şeylere İltifat etmeyen bir sosyal yapıya Allah'ın izniyle kavuşmaya çalışacağız diyelim. Evet efendim gördüğünüz üzere bu dersimizle birlikte aslında Arap siyasi aklın ya da Müslümanların siyasi akıl tecrübelerinin bu üçlü tasnife dayandığını, beyani, irfani ve burhani olduğunu, burhani olanın bir gerçekleşme şansı olmadığından iktidar ve muhalefet yönüyle tartışmaya ya da üzerinde durmaya gerek olmadığını keşke olabilseydi. Bunu bundan sonraki geri kalan üç derste biraz onlara da değinerek Burhan'ın da üzerinde durarak konuşacağız. Ama ağırlıklı olarak beyani ve irfani olduğunu Bunların birbirlerine eklenmesiyle eklektik bir durumun da zaman zaman birbirlerine karışmasıyla söz konusu olabildiğini, zaman zaman irfani geleneğe mensup olanın beyani gibi durabildiğini, beyani geleneğe mensup olanın da irfani bir duruşa zaman zaman sahip olduğunu gözlemlediğimiz bir böyle e, iç içe geçme bir efendim e, geçkinlik durumunun da söz konusu olduğunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Teorik olarak bakarsak Arap siyasi aklın safalarını, ana kavramlarını ve nasıl teşekkül ettiğine ilişkin ana konuları hemen hemen konuştuk gibi duruyor. Fakat yapacağımız daha üç ders bulunduğu için bu üç derste kısmet olursa e hem bugüne kadar konuştuklarımızı ikmal eden tamamlayan hem de Arap siyasi akıl ele aldık. Peki bu neymiş sorusunun cevabını verebileceğimiz üç dersimiz. Belki bir değerlendirme dersiyle de daha dört ders yapacak gibi duruyorum. Öyle gözüküyor. Ondan sonra da inşallah cabiri derslerimizin en başında da sizlere taahhüt ettiğim üzere ölmezsem e, hayırla e, sağlıklı bir ee, yaşam Cenab-ı Hak hepimize lütfeylesin. Ee, sağlığımız yerinde olur, hayatta olursak. Ee, ahlaki akla geçeceğim. Ahlaki akıl kitabını e, mütalaa ve müzakir etmeye inşallah başlayacağım bu kitaptan sonra. Efendim, e, buraya kadar sabredip <laughs> dinleme lütfunda bulunmuşsanız şayet e, bu yorucu şeyleri. E, teşekkür ederim. E, zaman zaman Bilgisayarımın şarjı ve pili sorunlarım oluyor. Bugün de ders kesilecek diye telaş ettim, telaş yaptım. Bir Telaşıma şahit oldunuz canlı olarak. Onlara kestirebilirim, aradan çıkabilir, çıkarıp arkadaşlar montaj yaparlar ama ben dokunmayın diyorum. Bunlar kalsın madem tarihe kalacak. Bunlar tatlı anılardır. Başımıza gelmiş madem öğrencilerimiz bunu da görsünler. Ahmet Hoca bilgisayarın pilinin bitme sinyali piliniz azaldı mesajını görünce nasıl telaşlandığı da kayıtlara geçmiş olsun. Bu arada niye böyle telaşlandım onu da söyleyerek bitireyim. Şimdi salonla bilgisayarımın fişinin bulunduğu yer uzak. Fiş i̇şte orada takılı masamın altından falan geçiyor. Çünkü hep sürekli orada ders yapıyorum. Şimdi bu mübarek bilgisayarım da bu dersleri yaptığım kalem kullandığım dokunmatik ekran bununla yapabiliyorum ancak bu dersleri yani diğer bilgisayarlarımla yapamıyorum. Bazen pil bitiyor diye sinyal verince hemen bitiyor, kapanıyor ders. Bugün de çok şükür benim telaşıma Cenab-ı Hak merhamet buyurdu. Bitmedi yani, kapanmadı. Ama önümde küçük bir sehpa var şimdi bu bilgisayarın durduğu. Beni de görüntüleyen harici bir şey görüntü iyi olsun diye arkadaşlar hocam görüntünüz iyi değil diyorlardı. Bir kamera aldım. O da sandalyede duruyor, sandalyenin üzerinde. Arkada beni çekiyor. Böyle hepsi amatör yani. Görseniz manzarayı, buradaki görüntüyü Hiçbir profesyonellikle alakası yok ee, durumun ee, efendim. Neyse, şimdi hemen kalkacağım da sehpa çok önümde, kalkamıyorum. E, sehpayı yitemiyorum, sandalyenin üzerindeki kamera düşecek. Orada alelade duruyor. Asılı böyle bir heyecan yaşamış oldum sizlerle birlikte olmak, bu dersleri yapmak zaten şu fani dünyada değerli arkadaşlar yaşadığım tek heyecanım bu. Evet. Haz duydum, mutlu oldum, zevk aldım. Tek heyecanım. Sizler, öğrencilerim ve dersler. Başka bir şeyim yok. Onun için heyecanım da bundandır. Telaşım da, mutluluğum da, yüzümdeki tebessüm de hepsi bu söylediklerimdendir. Saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.